Merhaba değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde süperpozisyon teoremi ile ilgili örnek bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Sorumuzda süperpozisyon teoremi ile R1 direnci üzerinden geçen akımı hesaplayınız. Şu R1 direncimden geçen akımı ben bulacağım. Ne yapıyorum? Ee, sadece bir kaynağım devrede kalacak. Diğer kaynaklarımı devreden çıkarıp her bir kaynağımın devre üzerindeki etkisini inceleyeceğim arkadaşlar. Önce akım kaynağımı devrede bırakıp şu iki kaynağı devreden çıkarıp bu akımının e, kaynağımın R1 direnci üzerindeki etkisini incelemek istiyorum. O zaman E1 ile E2'yi pasifize edip devreyi yeniden çizelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım devremi ben çizdim. Vakit kaybetmemek için videoyu durdurup çizdim. Şimdi burada bu e, şuna I1 üssü diyelim arkadaşlar. Ne olur I1 akımım? Hemen hesaplayalım. I1 üssü akımım akım bölme kuralından R1'in dışındaki dirençler bölü toplam direnç ee, 4, 2 artı 4 çarpı kaç amper? 3 amper. Buradan I1 üssü eşittir 4 bölü 6 çarpı 3. 12 bölü 6'dan I1 üssü eşittir 2 amper çıktı. Bu benim birinci bulduğum akım değerim arkadaşlar. Şimdi ee, bu sefer bunu bulduktan sonra Başka bir kaynağın Başka bir kaynağımın e, Direncim üzerindeki etkisini inceleyeceğim Şimdi ben E1 kaynağımın R1 direnci üzerinde etkisini incelemek istiyorum Bu kaynakları devreden çıkarıyorum Akım kaynağı açık devre gelelim kaynağını kısa devre yapacağım arkadaşlar Değerli arkadaşlarım Ne yaptım akım kaynağını açık devre yaptım Gerilim kaynağını kısa devre yaptım Ve e, bu sefer E1 kaynağımın R1 üzerindeki Etkisini incelemek istiyorum e, O zaman şu akım kaynağını biraz daha açalım. Kısa devre, açık devre yapmıştık bunu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, kaynağımın artısını eksisinde yazalım. Artı eksi şeklinde. E, şöyle bir akım yolu ben belirlemek istiyorum. E, kaynağın artı ucundan eksi ucuna doğru. Hemen çevre denklemini yazacak olursam. Bu sefer akımıma şu akımıma I1 2 üssü demek istiyorum arkadaşlar. O zaman I1 2 üssün nedir? E, ee, hemen yazalım. R1 çarpı 2 çarpı 2 çarpı R1 çarpı I1 2 üssü artı e, bakın çevre akımlarından yola çıkarak yapıyorum. Artı eksi aldım. Artı eksi aldım. Kaynağın ki ters işareti de ters olacak. Artı 4 çarpı I1 2 üssü eksi 12 eşittir. A biraz daha şey yazalım da yer kalsın orada. Şurayı yazacağım arkadaşlar biraz daha. E, ee, 2 ohm çarpı I1 2 üssü artı 4 ohm çarpı I1 2 üssü eksi 12 eşittir 0. 6 I1 2 üssü eşittir 12 ise I1 2 üssü değerim ne olacak arkadaşlar? I1 2 üssü 2 amper olacaktır. I1 2 üssü eşittir. 2 amper. I1 üssü gibi bu da 2 amper çıktı. Çok basit bir şekilde bakın bulmuş oldu. Yalnız yalnız değerli arkadaşlarım bu akımın yönüne dikkat ederseniz e, ee, tam tersi yönde bakın bunun yönü çünkü ben saat yönünde seçtiğim için e, ee, I1 2 üssü nedir yönü saat yönünde ona dikkat edelim şimdi e, bu sefer değerli arkadaşlarım şey yapacağım e, şunu sileyim şunu da sileyim bu sefer E2 kaynağının R1 üzerindeki etkisini inceleyeceğim bunu açık devre bunu kısa devre yaptım bu kaynağımın R1 üzerindeki etkisini inceleyeceğim o zaman e, I1 açık devre 2 kısa devre yaparak devreyi bir daha çizelim Değerli arkadaşlarım devrem çizdim. Ee, hemen akım yollarımızı belirleyelim. Şu akım kaynağına açık devre yaptım biraz daha böyle olsun. Şu şekilde bir akım yolu almak istiyorum. Eksi artı. Ee, şu şekilde bir akım yolumuz olsun. Çevre denklemini yazacak olursam E2 artı diğerleri eksi yönünde alacağım. E2 yani 6 volt hiç E2 yazmaya gerek yok direkt 6 volt yazalım. 6 eksi dirençlerin yönü bakın artı eksi artı eksi. Dirençlerle kaynağın yönü ters. Kaynağı artı aldıysam dirençlerin üzerine düşen gerilimi eksi alacağım. Ha şu da I3 üssü olsun akımım bu sefer. Şuradan akan akımım. I, pardon I1 üssü. 1, 2, 3. Evet. 4 çarpı I1 3 üssü eksi 2 çarpı I1 3 üssü eşittir 0. O zaman 6 I1 3 üssü eşittir 6 ise I1 3 üssü değerim ne oldu arkadaşlar? Yanlış olmasın. 1 amper oldu. Üçüncü bulduğum akım değeri de 1 amper. Bunların cebirsel toplamını alacağım en sonunda. Bu da zaten ne yapar arkadaşlar? I1 akımı eşittir. Şöyle şu aşağıdan devam edeyim. I1 akımı eşittir. I1 bir üssü artı I1 iki üssü artı I1 üç üssü ise I1 akımım eşittir. I1 bir üssü kaç? 2 amper. Artı I1 iki üssü kaç? Yukarı yönde 2 amper olduğuna göre aşağı yönde alacağım ben. Bakın yukarı yönde I1 iki 2 üssü 2 amper ama aşağı yönde alırsam I1 2 üssünü eksi 2 amper olur. Hangi yönde? Aşağı yönde. O zaman eksi 2 amper artı I1 3 üssü de gördüğünüz gibi 1 amper ise I1 akımı ne oldu arkadaşlar? 1 amper değerine eşit olacaktır. Cevabımız 1 amper. Size tavsiyem bunu bir de... E, Tiven'in teoremini kullanarak hesaplayın arkadaşlar ya da bir Norton kullanarak hesaplayalım. Değerli arkadaşlarım bugünlük dersim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.